Ulaşım yapmış. Varoluşundan itibaren yüzlerce, hatta on binlerce gizemli olaya ve karaktere ev İzlesene sahipliği amına, izlemeyeceğim oğlum. Sana mı soracağım izleyeceğim şeyi ya? yapmış internetin, klasikleşmiş, neredeyse herkesin bildiği, hatta büyük bir bölümünün çocukluk travması haline gelmiş bir karakter var. Evet, doğru bildiniz. Slenderman'dan bahsediyorum. Bırakın, tipi de korkunç harbi ha bunun. Oyun yapılmış, alternatif hikayesi yazılmış, popüler dizilere, filmlere Aleyküselam. daha da fazlası Minecraft'ta bile konu olmuş. Hatta ve Küçükken hatta altıma internette sıçardım ya. varoluşundan önce eski Mısır hiyerogliflerini ve Alman yazıtlarında sözü geçen, Amerika'da doğrudan onun adının geçtiği iki gizemli cinayet vakası olan gizemli bir yaratıktan, bir karakterden bahsediyorum. Uzun ince bir vücuda sahip olan, takım elbise giyen, bembeyaz, suratsız bir yüze sahip olan Baksana şunu ve amına koyayım. 1900'lü yılların başında ABD, Rusya, İngiltere'de yaşanan yüzlerce kaçırılma olayına konu olmuş Slenderman'dan. Ya ben şu an Sahiden, korkmuyorum bu da. karakterin hikayesi geçmişte yaşanmış trajik olaylara mı dayanıyor? Kurgusal bir hikaye olarak bilinen Slenderman'in gerçek bir hikayesi olabilir mi? İlk olarak ondan nerede bahsedildi? Tarihi antik çağları mı, 1900'lü yılları mı, yoksa günümüze mi dayanıyor? Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Gerçek değil. Tabii gerçek değildir ya. Gerçek olabilir mi oğlum böyle bir şey ya? Merhabalar. Radyo yarışmalarına hoş geldiniz. Şeye benziyor. Damatekosita. O var ya o kurbağa. Onun siyah Ufak hali. bir ricam var. İnanın bu ricaları yapmaktan ben de nefret ediyorum ve her kaydedişimde utanıp sıkılıyorum. Ama gerçekten like, abone hatırlatması yaptığım videolarla hatırlatma yapmadığım videolar arasında çok ciddi bir fark var. Ve kanalı izleyenlerin %52'si Dikkate kanala alın. abone değiller. O yüzden videoyu şu Abone an olun. varsa lütfen beğenin. Bak. Abone olun ve yorum yapın. 300 bin aboneye çok az kaldı. Ayrıca şu an elimde birkaç creepypasta videosu daha var. O yüzden bu videoya atılan like'lar yeni creepypasta Şöyle videomun yapalım. gelmesini hızlandıracak ve beni gerçekten çok mutlu edecek. İyi seyirler efendim. Eyvallah Slenderman'in kardeşim. bilinen ve ilk yazılan hikayesi aslında 1900'lü yılların başına dayanıyor. Almanya'daki bazı savaş bölgelerinde askerlerin sık sık kaybolduğu ve kaybolan askerlerin kaybolmadan Bunda bir şey, ağacın gövdesi o ya. önce uzun, Değil mi? suratsız, ince ve takım elbiseli bir şeyi ara ara gördükleri söylediği kaydediliyor. Kaçırılan askerler uzun süre bulunamadıktan sonra genelde ormanların derinliklerinde tanınmaz bir hale gelmiş bir şekilde ağaca bağlı bir biçimde bulunuyorlar. Zaman ilerledikçe 1900'lü yılların ortasına gelindiğinde ise bu söylentiler Bu bilerek çekilmiş gibi. Baksana oğlum, çocuk çok sinirli bakıyor zaten. konum değiştiriyor ve takım elbiseli Bunlara ince benziyor uzun çocuk. adam efsanesi Almanya'dan Amerika'ya ve Kanada'ya gidiyor. Bu iki ülkede 1900'lü yıllarda ormanlarda kaybolan çocuk ve gezginlerin sayısının artışı, kayıp çocukların ve gezginlerin ailelerini ormana araştırmaya itiyor ve kaybolan çocuklarını arayan ailelerin de zaman içerisinde kaybolmaya başladığı kayıtlara geçiyor. O dönem ormana giden kimsenin dönmediği, tüm halk arasında konuşulurken bazı insanlar, çocuklar ve gezginler ormandan canlı bir şekilde dönüyor ve kayboldukları süre içerisinde nelerle karşılaştıklarından bahsediyorlar. Bak şey çok ses az açayım. Şey çok fulledim sesi. Şey çok korkunç mesela. Issız bir yerde bu şeyi görmek, Slenderman'ı görmek korkutur insanı. Yoksa aslında baktığın zaman korkunç bir şey değil. Böyle gözünde bir şey oluşturuyor. Yüzü yok ya bir de. Bence yüzünün olmaması biraz şey yapıyor. Düşünsene sokağa çıkıyorsun simsiyah upuzun takım elbise. Sana böyle uzaktan sabit bakıyor. Altıma sıçarım. Hepsinin ortak noktası uzun, suratsız, ince ve takım elbiseli bir adam. Bu Herkese arada evet, farklı ben de ormanda ne çıkarsa çıksın altıma yaparım yani. Orman zaten başlı başına korkunç bir yer amına koyayım. davranan bu varlığa Slenderman adını veriyorlar. Çocuklar ormanda veya ailelerinden uzak bir parkta oyun 90'a yine oynarken amına koyayım. Slenderman'in onlara arkadaş canlısı bir şekilde yaklaştığını, onların Aleyküselam. güvenini kazandığını, ardından onları çeşitli bahanelerle ormana çektiğini söylüyor. Yetişkinlerse ince, uzun, bembeyaz yüzü takım elbiseli bir adamın normal Eyvallah. hayatlarında Kemal. sık sık çevrelerinde gözüktüğünü ve gittikçe bu ani varoluşların sıklaştığını, onları gittikçe paranoya haline soktuğunu söylüyorlar. Paranoya ve rahatsızlık hisleri arttığındaysa bu takım elbiseli adamın onlara daha fazla yaklaştığını ve sonunda onları ormanın derinliklerine kaçırdığını söylüyorlar. Pasa bize yalan amına. Slenderman'in çocuklara ve yetişkinlere yaklaşma tarzı farklı olsa da sonları aynı. Ormana kaçırdığı kurbanını genelde bir ağaca asıyor ve yavaşça Abonelerler hayatını hoş geldiniz. kaybetmesini sağlıyor. Slenderman efsanesi o dönemde araştırıldığında kaçırılan tüm yetişkinlerin tek bir ortak noktası olduğu ortaya çıkıyor. Hepsi çocukluğunda veya hayatlarında çok büyük travmalar yaşamış insanlar. Bak Ve psikolojik problem. söylentilere göre bu travmalar onlara Slenderman tarafından yaşatılmış. Yıllar boyu efsanenin Baksana. kulaktan kulağa yayılması Slenderman
ve ormanın derinliklerine olan merakın artmasına sebep oluyor ve tarihler 1900'lerin ortasından sonlarına geldiğinde fotoğraf makinelerinin, video kameraların popülerleşmiş sonucu macera arayan gençler, yetişkinler ve ormanlara gidiyorlar. Daha sık ormana gidip Slenderman'i bulmaya, onu kaydetmeye çalışıyorlar. YouTube şeyi ve gibi. Söylentilere göre Slenderman rahatsız edilmeye başlandıkça daha agresif bir hal alıyor. Artık insanların evlerinde, bahçelerinde... Baksana cinamına koyayım, böyle düşünseniz oğlum. Sabah kalkıyorsunuz Amerika... Sabah kalkıyorsunuz, Amerika'da villanda portakal suyunu yudumlarken aha böyle bir şey geliyor. ...başlandıkça daha agresif bir hal alıyor. Artık insanların evlerinde... Böyle psikopat katiller vardır bu arada ha. Bunun kılığına girip katil falan olan vardır amına koyayım. Bahçelerinde, iş yerlerinde, okullarında gözüküyor. Daha sinsi davranarak kendini fark ettirmeden kurbanlarını izliyor. Onları kaçırana kadar kimsenin kendisinden haberi olmamasını sağlıyor. Kimsenin elinden kaçmamasını ve hikayenin daha fazla yayılmamasını istiyor. Kurbanlarının mental sağlığını mahvedene kadarsa onlara asla dokunmuyor. Kaçırdığı kurbanlarını eskiden ağaca bağlayan Slenderman 90'lı yılların sonuna geldiğinde artık arkasında hiç iz bırakmıyor. Kurbanlarını sadece yalnızlarken kaçırıyor. 90'ların sonunda yaygınlaşan fotoğraf makineleri ve video kameralarsa onu gördüğünde birden bozulmaya başlıyor. Yani aslında onu kanıtlamaya yarayacak, teorik olarak incelenmesini sağlayacak da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Daha kötüsü Slenderman artık bazı çocukları kaçırmak yerine onları kendine bağlı hale getirip emrini alıyor. Onları kendine elçi yapıyor. Allah 31 Allah. Mayıs 2014'te Amerika'nın Wisconsin eyaletinde 12 yaşındaki iki küçük kız arkadaşlarını ormana götürüyor. Ve bıçaklarla onun canını almaya çalışıyor. Fakat arkadaşları kaçmayı başarıyor. Yine aynı yıl 6 Haziran tarihinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu mutfaktaki annesini... Annesiymiş dedim, bu nasıl 13 yaşında? ...elçisi olduğunu iddia ederek bıçakla saldırıyor. Allah ama şükürler Allah. Olsun ki bu kızın annesi de hala hayatta. Bu eylemleri yapan bu 3 kızsa Slenderman'le ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Ve ne yazık ki bu Slenderman'le ilgili en kötü şey değil. İşin asıl korkunç kısmı onunla ilgili hiçbir şey bilinmemesi. Tüm bunları niye yaptığı, motivasyonu, ne istediği, nereden geldiği, zayıflıkları ve gücü. Her şey sadece onun elinden kaçmayı başarmış birkaç insanın bildiklerinden ibaret. Çünkü o iletişim kurmuyor. Ve çünkü öyle bir şey yok amına. Onunla ilgili hiçbir şey yazılmamış. Ya da yazılmış mı? Yılların geçmesi ve internetin popülerleşmesiyle beraber bu efsane internette de var oluyor. Pek çok forumda, sosyal ağda Slenderman'dan bahsediliyor ama kimse orijinal hikayeyi, onun nereden geldiğini ve nereden çıktığını bilmiyor. Hadi ama siz de daha önce Slenderman'ı duymuşsunuzdur. Peki gerçek... İşte burada herkes duymuştur. Duymayan var mı aranızda? Herkes duymuştur yani. İlla ki duymuşsunuzdur. Aynen öyle. Hikayesini, nereden geldiğini biliyor musunuz? Her gizemli internet karakterinin bir hikayesi vardır. Smile Dog'un, Jeff the Killer'ın hepsinin bir başlangıç ve bitiş hikayesi vardır. Peki ya Slenderman'in? Bu noktada internetteki insanlar farklı kaynaklarda Slenderman'i araştırıyorlar. Ve en yakın tarihte İngiliz mitolojisinde Tree Man, yani ağaç adam adında bir karakterin bu tanıma çok uyduğunu fark ediyorlar. Mitolojiye göre ince uzun bir vücuda sahip olan, ağaç dallarına benzeyen bir varlık, ormanın derinliklerinde çocukları avlıyor. Daha sonralar bu hikaye İngiltere'de ailelerin yaramaz çocuklarını korkutmak için söylediği bir efsaneye yürüyor. Efsane. Bu noktada insanlar tatmin olmuyorlar ve... Abi okuldayken okulumuzda bir çocuk kaybolmuştu. Böyle bir olay oldu, dönmüştü. Okulun üst katına çıkılması yasaktı. Biz de orada 3-4 arkadaş Slenderman var sanıyorduk. Üst kata gizli gizli çıkıp araştırmaya çalışıyorduk. Allah Allah. Slenderman'i tarihte araştırmaya devam ediyorlar. Ve Roman mitolojisinde de uzun adam adında bir karakterin Slenderman ile çok benzer özellikleri olduğunu fark ediyorlar. Bu mitolojide ise uzun adamdan asilzade gibi giyinmiş uzun boylu adam. Siyahlar içinde duruyordu. Bulutlu bir gece yarısı, karanlık gölgeler... Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Hiko baba. Ve konuşmuyor, baksana. Manyak mısın? Onun üzerine çökmüş, yılanlar kadar uzun... Oğlum bir durun lan. Hayırdır? Uzun ve kemiksiz, kılıçlar kadar keskin binlerce koluna düşüyordu. Konuşmadı ama niyetini belli etti diyerek bahsediliyor. Daha derinlere gidildiğinde ise Alman gravürlerinde yine aynı tasvirle karşılaşıyorlar. Ama bir noktada her şey çok daha geriye, antik çağlara gidiyor.
Milattan önce 3100'de Mısır'ın aşağı kısımlarında hiyerogliflerde bir hikaye ile karşılaşıyorlar. Bu hiyerogliflere göre Firavun'un mezarını soymaya kalkışan bir hırsız, daha önce hiçbir hiyeroglif dilinde gözükmemiş, uzun boylu, birden fazla kolu ve dokungaçı olan bir varlık tarafından korkutulup uzaklaştırılıyor. İnsanlar Slenderman adı verilen varlığın antik çağlardan beri dünyada dolaşan bir varlık olduğu düşüncesinden dolayı... Ama yani şimdi bu normal değil mi? İnsanların gözünü korkutmak için olması gereken zaten... Nedir amına koyayım? Saklat eder adam amına koyayım. Arayıp duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Bu sakat eder oğlum. Bu ne amına koyayım? Baksana. Manyak mısın? Tövbe. İyice korkmuşken yeni bir şey daha buldum. Gönerli. Daha eski. Milattan önce 9000'lere dayanan bir iz. Brezilya. Bak. Slenderman'e ilişkin olduğu iddia edilen en eski referans. Ama bir şey diyeceğim yani bu zaten normal bir tanımlama değil mi yani hani? Korkutucu olsun ne olsun o zaman dev gibi olsun, uzun olsun. Kolları büyük, bacakları büyük. Korkunç simsiyah bir şey işte. Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Serra da Capivara Milli Parkı'nda bulunan bu resimler... Tırmık da olabilir amına. ...bir tutan garip bir şekilde uzun bir karakteri büyük gösteriyor. Büyük bir çatal da olabilir. Ama hikayeyle ilgili başka bir şey atıfta bulunmuyor. İzler milat... Oğlum bir durun ya! Önce 9000'e dayansa bile o dönemden bugüne onunla ilgili yine hiçbir detay bulunamıyor. Ama neden? Kimse mi? Bunca yıl kimse mi ona dair hiçbir detay öğrenememiş? Evet, öğrenememişler. Çünkü Slenderman'in gerçek hikayesi aslında bunlar değil. Değil evet. Merak etmeyin. Anlattığım her şey doğru. Oyundan çıkmadım oğlum bu ya. Dahil. Hepsi doğru. Ama Slenderman'in gerçek hikayesi farklı. Ve aslında 2009'a dayanıyor. 8 Haziran 2009 tarihinde Something Awful adlı forumda paranormal fotoğraflar yarışması düzenleniyor. Yarışmadaki amaçsa normal fotoğrafları montaj yolu kullanarak korkunç fotoğraflara dönüştürmek ve bunları paranormal forumlarda orijinal fotoğraflarmış gibi paylaşıp ardına bir hikaye yazmaktan ibaret. Yarışmanın başlamasından 2 gün sonra ise gerçek ismi Eric Nutze olan Victor Surge isimli bir kullanıcı internetteki ilk Slenderman fotoğrafını paylaşıyor. Tamam ya adam edit yani işte. Yarışma kuralları gereği bu fotoğrafı 4chan'ın paranormal kategorisinde Davinthard'da ve Mythical Creatures Guide'da paylaşıyor. Ve ardına da bir Slenderman hikayesi yazıyor. Hikaye kulaktan kulağa önce 4chan'da ardına... Ya durun oğlum amına koyayım. Harbi yapmayın lan. Amına koyduğunuz videonun ha. Dansa tüm internette yayılmasından çok kısa bir süre Slenderman sonra... Slenderman nasıl dans ediyor? Slenderman'in oyunu yapılıyor. Ardından bu oyunu başta PewDiePie olmak üzere... PewDiePie neydi lan? PewDiePie'yi bilir misiniz? Zamanında adam harbi çok kral adamdı ya. Korku oyunlarının kralıydı harbiden. Deli gibi oyun oynuyordu. Yüzlerce YouTuber oynuyor ki buna Orkun Işıtmak da dahil. Ardındansa hikaye bir kurgusal hikayeden ana kaynağı unutulmuş. Bir de şey vardı bıkış bıkşiii. O adam vardı lan PewDiePie zamanında. Neydi o adamın adı? Bıkış bıkşiii. LeBlanc oynuyordu sürekli. Bıkış bıkşiii. Kimse bilmiyor mu lan? Bu adam bir tek ben mi biliyorum ya? Sive içti. Adamı nasıl ya? Bir efsaneye dönüşüyor. İnsanlar zaman içerisinde bu hikayenin gerçekliğini tartışıp araştırmalar yapıyorlar. Kontrolsüz internet kullanan birkaç çocuksa meraklı internet kullanıcılarının yazdığı hikayelerden yol çıkarak kendilerini Slenderman'in elçisi zannediyor. Ve Amerika'da bahsettiğim iki tarihsiz olay yaşıyor. Psikolojik bozukluk işte. Yani ne Brezilya mağara resimleri ne de Mısır hiyerogliflerinin Slenderman'le bir alakası yok. Diğer mitolojik tasvirlerin de öyle. Her şey internette yaratılan kurgusal bir hikayenin zaman içerisinde yine internette gerçek kılınıp bir gizem haline getirilmesinden ve sonra bu gizemin çözülmesinden ibaret. Slenderman İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın efendim. Doğaüstü bir varlığın elçisi değilsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Fakat videoyu bitirmeden önce size bu videonun partneri... Kardeş eline sağlık. Çok güzel video olmuş. Eyvallah sağ olasın. Abi kullandığı el çantasının markası ne? Markası falan yok oğlum. Markasız kullanıyorum ya. Hatta çakma amına koyayım herhalde. Kara kara lan. Çaklarım. Avuçlarım dolu.